sonbahar günü değil mi? Pepe Şila bugün oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Ay, çok merak ettim. Ne oynayacaksınız? Bu bir müzik aleti. Çok güzel görünüyor. Aha, Şila geldi. Merhaba Maymuş. Merhaba Şuşu. Merhaba. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Merhaba Pepe. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nuna. Evet, ne oynuyoruz bugün Maymuş? Nuna. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? Evet canım. Aa, anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Ha, ne dersiniz? Ha, tamam, güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay, çok heyecanlandım. Tamam, başlayalım o zaman. Hadi Şila. Arkadaşlar çok güzeller. Arkadaşlarım da güzel. Aklımdan bir şey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı, nasıldı? Bilmem, güzeldi galiba. Ya. Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş, hadi. Hadi Maymuş. Maymuş. Biraz kulaklarımız acıdı ama. Fena değildi Maymuş. Hadi bir de sen dene Pepe. Tamam. Şimdi böyle vururken. Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Çok severim. Ne güzeldir arkadaşlarım benim. Valla kulaklarım acıdı Pepe. Ya hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Ha, dede! Dedem geldi, dedem! Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama... Çok kötü sesler çıkıyor dede. Hiç öyle güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü kötü sesler çıkardık. Bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmanız gerekir. Dede ne güzel çaldın öyle. Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar. Çok uğraşınca, çok çalışınca da hala unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak. İstediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede, evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz. Sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Tamam, buldum. Ne buldun dede? Aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? Anlatacağım çocuklar ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe. Birer tencere, ikişer tane de sopa. Çok komikmiş. Tencereyle müzik mi yapacağız dede? Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. Harika. Sopaları nereden bulabiliriz dede? Yerde ağaçlardan kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Tencereleri de ben ayarlıyorum. Şimdi hepimize iki tane sopa gerekiyorsa... Bir, iki, üç. Üç kişiyiz.
Aa evet. Hepimize birer tane olsaydı 3 sopa bulmamız gerekirdi. Ama hepimize 2 tane sopa gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman kaç sopa bulmamız gerekir? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, 6 sopa. 6. Sopa bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman dedemin gösterdiği sopalara benzer sopa bulalım. Çocuklar. Bulduk dede, bulduk. Evet, hazırız. Herkes bir tencerenin başına geçsin bakalım. Şimdi 3 dediğimde içinizden geldiği gibi vurun tencerelere. 1, 2, 3. Çok kötü oldu dede. Çok çirkin sesler bunlar. Hiç müzik gibi olmadı. Evet, bu müzik değildi zaten Papa. Bu birbiriyle uyumsuz ve düzensiz seslere ne denir biliyor musunuz? Ne denir dedi? Gürültü denir evlat. Aa evet. Biz harika gürültü çıkarabiliyoruz yani. Evet evlat, evet. Şimdi bakın. Hadi siz de benimle birlikte aynısını yapın. Tam, 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 tam. Tam. Yapıyorum. Hadi Şila sen de. Tamam geldim. Tam. 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 Evet ben de yapıyorum. Tam. Maymuş tam. Hadi sen de yapabilirsin tam. Arkadaşım. Tam. 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 İşte bakın şimdi birbirimizle uyumlu sesler çıkarmaya başladık. Müzik birbiriyle uyumlu ve belli bir ahenk içinde çıkarılan seslerdir çocuklar. Bu yüzden sesleri belli bir düzene göre çıkarmamız ve birbirimizle belli bir uyum içinde çalmamız gerekir. Ha. Ay çok güzel. Şimdi biraz ses bulmaca oynayalım olur mu? Olur. Ben ne ses çıkarırsam siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Başta kolay olacak ama gittikçe zorlaşacak. Dikkatli olun. Çok heyecanlı dedi. Hadi bakalım. Tam, 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 tam. Hadi bakalım. Ay, gittikçe zorlaşıyor. Evet evlat, evet. Tam, 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 tam. Bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha yap dedi. Ne? Üf, niye yapamıyoruz ki? Tek tek yapmayı deneyelim Papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Maymuş yaptı, yaptı. Yanlış yapan maymuş değilmiş demek ki. Aferin maymuş. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Ben yaptım, yaptım. Evet, değilmiş. Ya, yanlış yapan ben miyim yoksa? Hadi evlat, denemeden göremeyiz. Hadi, iyi dinle. Tamam. Evet evlat, evet. Yaptım, başardım. Aferin evlat, aferin sana. Demek ki sen de değilsin. Başardım, başardım. Yaşasın.
lay. La 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 la. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba Lili. Ne harika bir gün, öyle değil mi? Evet. Liko'yu gördünüz mü, nerelerde? Görmedik. Liko, neredesin? Buradayım. Ay, Liko yine mi? Ama da kokteyl Lili. Hep böyle korkutacak mısın sen beni? Ama izin çok komik oluyor Lili, ne yapayım? Görürsün sen. Aa, küstün mü Lili? Hayır, küsmedim, seni kandırdım. Peki öyle olsun. Bugün ne oynayacağız acaba? Ay bilmiyorum Liko. Kılavuzu çağırıp hemen soralım. Hadi oturmak yok. Kılavuzu yandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Ay. Hadi kılavuz. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Uyan kılavuz. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Lili ile Liko beni mi çağırdı? Evet. Aa, güzel, hemen gidelim o zaman. Kılavuzlardan biri beni çağırdı galiba. Yaşasın, kılavuz geldi. Hoş geldin kılavuz. Bugünkü oyunumuzu seçelim mi hemen? Bana hoş geldin şarkımızı söylemezseniz oyun moyun seçmem. Ha, hadi arkadaşlar. Kılavuz'a hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Hadi. Başlatıyorum. Çok heyecanlıyım. Ay. Ve işte bugünkü oyunumuz sıralama oyunu. Ha? Sıralama oyunu bu. Ay, sıralama oyunu nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi labirentte ikiniz için de özel hazırlanmış iki oyun panosu bulacaksınız. Ay, oyun panosuna bayılırım. Ben de. Oyun panosunda 4 tane kart göreceksiniz. Kartların üzerinde gördüklerinizi Lili sen büyükten küçüğe, Liko sen de küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Evet, bildiniz. Sıralamanız bitince de panodaki doğrulama düğmesine basıp doğru sıralayıp sıralamadığınızı öğreneceksiniz. Harikaymış kılavuz. Bayıldım. Hazırsanız labirente gidelim. Hadi. Ve... Üç. İki. Bir. Başla. Saat yakıyor. Unutma Liko, küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. Tamam Lili, başarılar. Aa, işte oyun panosunu buldum. Ve kartlarda harika meyveler var. Bir erik, bir kavun, bir elma ve de bir karpuz. Ay, hepsine de bayılırım. Siz de meyve sever misiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Şimdi bakalım. Ben bu meyveleri büyükten küçüğe sıralayacaktım, değil mi? Evet. Peki o zaman bu meyvelerin en büyüğü hangisi, beraber bulalım. Olur mu? Tamam Lili. Sizce en büyüğü hangisi? Karpuz. Doğru. Buradaki en büyük meyve karpuz. Bakalım. Karpuzdan sonra en büyük meyve hangisi arkadaşlar? Kavun! Aha, doğru, kavun, yaşasın! Geriye elma ve erik kaldı.
Sizce elma mı daha büyük, erik mi arkadaşlar? Elma! Doğru, elma. O zaman en küçüğü de erik. Yaşasın, bitti. Ay bakalım doğru yapmış mıyız? İşte büyükten küçüğe doğru dizdiğimiz meyveler. Karpuz en büyük. Sonra kavun. Sonra elma. Sonra da erik. Şimdi doğrulama düğmesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru dizmiş miyiz? Ay! Yaşasın, yaşasın. Başardık. Büyükten küçüğe doğru sıralamayı başardık. Sizin yardımınızla arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ay, Liko ne yaptı acaba? Lili büyükten küçüğe doğru sıralayacaktı. Ben ne yapacaktım? Ay, unuttum. Kılavuz, neredesin? Geldim Liko. Sen de Lili'nin yaptığının tam tersini yapacaktın. Ay, çok yaşa. Lili büyükten küçüğe sıraladı işte. Bunu tam tersi küçükten büyüğe sıralamaktır. He, sağ ol Kılavuz. Şimdi burada bir sürü hayvan var. Bu hayvanların en küçüğü sizce hangisidir arkadaşlar? İnek mi? Kedi mi? Maymun mu? Kuş mu? Kuş! Tamam, kuşu koyuyorum en başa. Şimdi kalanların en küçük hangisi? Hadi kokum zaten diyor. Ay, zaman daralıyor. Hadi arkadaşlar, hangisi? Kedi! Doğru, kuş en küçük. Kedi ondan birazcık daha büyük. Çok iyi gidiyorsunuz Liko ama biraz hızlanman lazım. Tamam Kılavuz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Bence inek maymundan daha büyük. O zaman ineği sonra da maymunu yapıştırıyorum. İşte oldu. Hem de çok güzel oldu. Küçükten büyüğe doğru dizmiş olduk. Şimdi doğrulama düğmesine bas Liko. Bakalım doğru dizmiş misin? Tamam. Ay, galiba doğru dizdik. Ay. Aa. Ne oldu Liko? Doğrulama düğmesi yanlış dizdiğimi söylüyor. Aa, son 15 saniye. Ay. Hemen yanlışı bulup düzeltmeliyiz Liko. 14. Arkadaşlar, inekçin doğrulama düğmesi yanlış diyor. 13. Sizce maymun mu daha küçük, inek mi? 12. Maymun. Aa, doğru ya. 11. İnek daha küçük demişim. 10. Yanlışı gördüm şimdi. 9. Hadi Liko, çabuk ol. Tamam Lili, değiştiriyorum şimdi. Maymun buraya. 7. İnek ise en sonra. 6. Çünkü inek maymundan büyük. 5. Hadi şimdi 4. Doğrulama düğmesine bas bakalım. 3. Doğru mu dizmişsin? Bastım. 2. Ay. 1. 0. Başardık. Çok eğlenceliydi. Salla salla çakla dansımızı yapalım. Hadi. Salla 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 çakla. Salla 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 çakla. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çakla. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Arkadaşlar,
Merhaba Pisi. Merhaba Cücüğüm. Bezelye mi ayıklıyorsun sen? Evet Cücüğüm. Nereden geldi aklına? Tomuncu Baba için ayıklıyorum. Pazarı götürüp satacakmış bezelyeleri. Ama o kadar işi varmış ki yetiştiremezmiş. Ben de yardım etmek istedim. Aferin sana Pisi. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Cücüğü. Seninle konuşurken bitti bile. Harika. Şimdi hemen bunları Somucu Baba'ya götüreyim Cücüğü. Görüşürüz. Ah! İyi misin? Ayağın acıdı mı? Biraz ama bezelyeleri düşürmüş olmak beni daha çok üzdü. Üzülme canım. İsteyerek olmadı ki. Hem senin iyi olman daha önemli. İyi misin? Nereden çıktı bu bilyeler? Bunlar bilye değil canım, bezelye. Bezelye de nedir? Bezelye çok lezzetli bir sebzedir Pan. Kalbimizi, damarlarımızı korur. Kansızlığı önler. Karaciğerimize çok iyi bakar. Yani sarsar bitmez faydası. Madem bu kadar faydalı, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Bezelye. Hayatıma hoş geldin bezelye. Şu dağılan bezelyeleri toplayalım. Sahi Pisi, sen bu kadar bezelyeyle ne yapıyordun? Tomucu Baba'yı götürüyordum. Ayağım taşa takılınca hepsi döküldü. Ay canım, dur sana yardım edeyim hemen. Bak, bezelye var burada. Merhaba kara karga. Yemeğin kokusunu aldın yine. Evet, hadi yiyelim. Dur. Onlar bizim değil. Somuncu Baba'ya götürecek Pisi. Verin de ben götüreyim. Sen Somuncu Baba'ya götürene kadar bezelye kalmaz. Çok kötüsünüz ama. Tamam tamam götür hadi. Pisi, senden bir konuda yardım etmek için geldim. Tabii Pan, ne oldu? Konu Pin. Ne olmuş Pin'e? Aslında ben kardeşimi üzecek bir şey yaptım. Ne yaptın Pan? Neden üzdün kardeşini? Pin bir haftalığına teyzemlere kalmaya gitti. Giderken de en sevdiği çiçeklerini bana bıraktı. Onlara iyi bakmamı istedi. Ben de söz verdim. Dur tahmin edeyim. Sen çiçeklere iyi bakmadın. Sorma. Aslında baktım. Yani baktığımı sandım. Her gün suladım. Meğer o çiçekler 3 günde bir sulanıyormuş. Bunlar çok suda kaldığı için boyunlarını büktüler. Pin geldiğinde solmuş çiçekleri görünce çok üzüldü. Ah bağım keşke kardeşine sorsaydın. Bazı çiçekler çok sulanmak ister, bazıları az sulanmayı sever. Tabii bir de çiçeklerle konuşmak gerekir. Onları sevdiğini gösterdiğinize çok sağlıklı ve mutlu olurlar. Tıpkı bizler gibi. Şimdi çiçekler için bir çözüm bulalım. Alıp onları sevsin. Tabii ki seveceğiz. Ama onların topraklarını güçlendirecek bir şey bulmalıyız. Ne olabilir ki? Somuncu Baba'ya verdim bezelyeleri. Sana teşekkür etti Pisi. Bak bir de bunu gönderdi. Bu harika bir bitki çayı. Mis gibi de kokuyor. Çayı bir kenara bırak da şu çiçek işini halledelim. Pancığım çiçeğin ilacı işte bunun içinde. Çay çiçekleri çok iyi gelir. Topraklarını yenileyip biraz bu çaydan verip onları çok seversek benzerler. Harika. Ben hemen evden çiçeği getiriyorum. Tamam. O arada ben de çaydan biraz içeyim. Siz bitki uzmanları çalışırken ben de şurada şekerleme yapayım. Aklın fikrin yemekle kare kargaş. Öyle uykusuna şekerleme deniyor Pisi. Yiyecek bir şey değil yani. Bilmiyordum. Senin de şekerlemen geldi bak. Kapat 2 dakika gözlerini. Aşk olsun Pan. Ne güzel şekerleme yapıyorduk şurada. Yine ödümüzü patlattın. Evet ya bak. Ay vallahi şekerleme falan yapmıyordunuz. Bal gibi uyuyordunuz soru soru. Zaten öyle zamansızca gözlerini kapatıp dinlenmeye şekerleme yapmak deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Öyle mi? Bu ne güzel bir çiçek böyle. Menekşe bu çiçeklerin ismi. İsmi de güzelmiş. Karka arka şekerlemeden derin uykuya geçmiş. Uyandıracağım hemen. Dur dur neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun. Menekşeleri o kaba sesiyle ürkütecek.
Çiçekler sesten ürkmezler ki. Aa, ama sevince açıyorlar. Bu sesi duymazlar mı? İlahi Pan, alemsin valla. Her canlı gibi çiçekler sevgiyi sadece hisseder. Nasıl sen benim sevgimi hissediyorsan onlar da hissediyor. Şimdi anladım. Hadi şimdi bakın zamanı. Tamamdır. Bize yumurta ve toprak lazım. Bu çiçekler de ağzının tadını biliyor. Yumurta falan. Yumurtayı toprağa karıştırıp vereceğiz. Şimdi ıslak toprağın bir kısmını alıp onun yerine kuru toprak koyacağız. Sonra da yumurtayla karıştıracağız. Gidip toprak koyalım. Hadi. İşte toprağımız var artık. Hadi yumurta. Aa, evet. Aa. Kara karga. Daha demin horu horu uyuyordu. Ne çabuk bitiverdi burada. Tek menekşe seven pin değil canım. Hı? Vay, beni şaşırttın. Ben menekşeleri çok severim. Hadi bu yumurtayı toprağa yedirelim. İşte çok sağlıklı bir toprağımız var şimdi. Hadi menekşeleri bu topraklarla tekrar dikelim saçlarına. Hadi. Güzel çiçekler. Tatlı çiçekler. Sizi çok seviyoruz. Hadi Pan, sen de sev onları. Maviş menekşeler, güzel mor menekşeler. Elimizden geleni yaptık. Hadi artık iyileşin de biz de sevinelim. Yok yok. Bunlar daha fazla yumurta verelim diye böyle yapıyorlar bence. Bakın, bakın işte bakın. Ne demiştim? Yaşadık. Oo, güzellerim. Sizi çok seviyorum ben. Hemen Pin'e haber vermeliyim. Hadi götür menekşeleri kardeşine. Yardımınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat, saksıyı kıracaksın. Pin, Pin, çiçeklerimiz iyileşti. Pin. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye'ye mi? Evet doğru, bezelye. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin. Düşlerimiz TV oldu. Bak ki benimle Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.